Kız peki şimdi ne olacak diye sormuyor. Ama sen soruyorsun. Peki şimdi ne olacak? Senden kaçarken artık tek kişilik bir dünya kurmaya kararlıydım. Tek kişilik bir dünya. İkinci insanın giremeyip kirletemeyeceği, bozamayacağı bir dünya. Senin peşime düşeceğini umuyordum. Daha doğrusu istemiyorum. Şimdi onu seviyorum. Hatta tutkulandım diyebilir. Oysa tutkular ve sevdalar için her şey ve tüm zamanlar geçmişti. Biliyorsun, senden kaçarken sevgiyi, tutkuyu sarı kavrulmuş defterimin arasında bırakmıştım. İlk gençlik yıllarımdaki gibi sevdalıyım oysa. Sen kalkmış ne olacak peki diyorsun. Sersem ne edeceksin şimdi desene bana. Biliyorum ki böyle giderse ondan ayrılamayacağım. Onu alıp kaçsam diye düşünmeye başladım biliyor musun? İşte tam burası aşkın kesişme noktasıdır. Artık geri gidemem. Kimse gidemez. Ayıplarımı, hatalarımı hoş görmedin. Acımasız oldun hep. Sonra da alabildiğince yalnız bıraktın. Kendi hoşgörülerimi, ahlaki değerlerimi, başkalarında da arama gafletini işledin yüreğime. Tabii bulamadım o değerleri. Sonra kaçtım. Şu güzelim dünyayı sadece tek başıma olduğumda koruyabilirim fikrini de sen düşürdün içime. Şimdi peşime düşmüşsün. Neden? Çünkü seviyorum. Sevgimin hesabını soracaksın benden. Gene mutsuz edeceksin beni. Üstelik sevdiğimin eliyle tattıracaksın bu mutsuzluğu bana. Senden kurtulamayacak mıyım ben? O mavi gözlü bir teyze. Minnacık bir kadını sevdi. Mini minnacıktı kadın. Rahata acıktı kadın. Yoruldu devin büyük yolunda. Ve elveda deyip mavi gözlü deve girdi zengin bir cücenin kolunda bahçesinde Ebruli hanım eli açan eve. Şimdi anlıyor ki mavi gözlü dev. Kışlık odunu şimdiden kırmak iyidir. Güzelce istif edersin şöyle artık. Bunun hali ne böyle? Ne bileyim hanım. Hmm.
güzelsin sevgilim. Tüm köy gördü. Kerim dayı, sen bu köyün başı reisisin. Saçını şehir kadınları gibi yap. Ağzı yüzü kıpkırmızı. Ormana gittin. Ormandaki adama gittin. Ormandaki adama mı gittin? Evet. Balta sesini duyduğumuz adam. Ona gitti. Hep gidiyor. Nereden biliyorsun? Sen gördün mü? Hayır, görmedim. Ben görmedim. Ama artık biliyorum. O ormanda bir adam var. Çobanımız baktı, araştırdı. Eğer dediğin gibi adam olsaydı görürdü. Hürmet odun toplamaya gitmiştir. Peşine düştüm geçen gün. Ormanda birden kayboldu. Sonra da Metin diye ünledi. Kim bu Metin dedim. Oğlumun adı dedi. Bulut Baba'ya adak adadım. Oğlun olsun, adını Metin koyacağım dedi. Allah şahidimdir ki böyle dedi bana. Dur oğul, dellenme. Kara sevda seni şaşkına çevirmiş. Dur da bir düşünelim. De bakalım. Ne dediydi bu kız? Neden artık bana hiçbir şey sormuyorsun? Bilmem. İçimden sormak gelmiyor. Benim kim olduğumu merak etmiyor musun artık? Etmiyorum. Sen Metin'sin. Sen de doğasın. Dünyasın. Korumaya çalıştığım, olmasını istediğim doğa. Ben neyim? Dünya mı? Sus. Konuşma.